Başka Hayatlar. Foto İstanbul 2015. 9 Ekim, 8 Kasım. Şu an sunum sonrasında yanımızda Ercan Aslan var ve soracağız kendisine sunumla ilgili ne söyleyecek. Dünyaca ünlü dev bir fotoğrafçıyı izledik söyleşisini. Çok keyifliydi, çok da başarılı bir sunumdu. Siz neler düşünüyorsunuz? Valla ben Kudelka'yı en dünyada 3 fotoğrafçı saysam biri Kudelka diye öyle işte yani Bresson, Kudelka ve Sebastião Salgado diye 3 fotoğrafçı. Benim için Kudelka 3. Bu ikinci defa Türkiye'de dinliyorum ben. Kendi şahsına münhasır bir kişiliği olan bir fotoğrafçı. Diğerleriyle hiçbir zaman aynı yerde kendini görmeyen, farklı gören bir fotoğrafçı. Teknik olarak sunumlarda biraz sorun vardı. Yani biraz kopukluklar vardı. O da teknik, yani onunla ilgili bir şey değildi. Ama yani Kudelka'yı başka türlü değerlendirmemek lazım, bilmek lazım. Kudelka çünkü daha önceki sunumunda şey diye söylemişti. Hani Magnumcular kendi aralarında konuşurken ya bu Kudelka'nın işleri hiç satmıyor. Bunu acaba atsak mı diye düşünüyorlarmış. Sonra kendi bu cümlelerini şeyle tamamlıyorlar. Ama diyor aramızda bir tek kendini satmayan da Kudelka var. Şimdi içeride kendisi de söyledi. Evet, yani insanlar bir şekilde para kazanmaya çalışıyorlar. Çünkü para yok. İşte seminerler, workshoplar yapıyorlar. Şimdi yapmıyorum dedi ama yani belli ki bu projeleri yaparak herhalde bir şekilde para kazanmanın farklı yollarını bulmak zorunda kalacak. Ama yaş itibariyle belki buna ihtiyacı olmayacak ama fotoğrafçılar için zaten alan gittikçe daralıyor. Kudelka için yani dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olsanız da onlar için de daralıyor. Burada bir araya gelmek güzeldi. Kalabalık çok iyiydi. Yani enerjisi de güzeldi ama dediğim gibi biraz teknik kopukluklar vardı. Yani ben çingeneleri efsane olarak görüyorum. Diğer hani kaos ve diğer projeleri için bir şey söyleyemeyeceğim. O kendi bir takım yani herhalde seçildikten sonra daha güzel olacak. Çünkü fazla fotoğraf vardı öyle söyleyeyim. Eleştirmek tabii ki yani şey editörlüğü bana düşmez. Çünkü onun editörlüğünde öyle herkes kolay kolay ona editörlük yapamaz. Ya editörlük konusunda da şey demişti. Burada onu söylemedi. Böyle hani çok fotoğrafçılar falan yok. Böyle kompozisyondan, içerikten anlayan bir takım arkadaşları yardımcı oluyor. Umarım hani güzel işler çıkar ve yani kalıcı döküman haline gelir, kitap haline gelir. Biz de görürüz öyle söyleyeyim. Sanırım kendisi öldükten sonra bir müzeye bağışlayacak bütün fotoğraflarını. Satış gerçekleştirmiyor ya, bütün hepsini müzeye bağışlayacağım diye bir açıklaması vardı, okumuştum. Şimdi marka yani Çek Cumhuriyeti için de önemli bir marka. Magnum fotoğrafçılığı da için, dünya fotoğraf tarihi için de önemli bir fotoğrafçı. Yani olması da gerekiyor. Türkiye'de bu yok, biz alışık değiliz belki bu tür şeylere ama dünya fotoğrafçılara değer veriyor belki ama biz vermiyoruz. Onun da hak ettiğini düşünüyorum daha iyi yerlerde. Ama kendisi bir şey söyledi konuşmanın sonunda. Bresson için hani Bresson'un da yapılan bir hatayı kendim ondan bir ders çıkarttım diye. Bence gitmeden hani Allah gecinden versin gitmeden bu işleri çözmek lazım. Gittikten sonra kimse sahip çıkmayacak öyle söyleyeyim. Şunu fark ettim ben, birkaç yıl sonra 80 yaşına gireceğim dedi. 80 yıllık bir yaşanmışlık var ve bunun bir kısmında dünya tarihinde çok çok önemli olaylara tanıklık edip fotoğraflamış bir insan. Ve biz de birçoğunu o şekilde öğrenmiş oluyoruz. Dimdik ayaktaydı, çok güzel bir sunumu ve söyleşisi vardı. Bizi güldürdü, bizi düşündürdü. 80 yaşında hala fotoğraf çekme hevesi, isteğiyle dolu biri. Ve bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz? Ya şöyle söyleyeyim, onun biyografisini okudunuz. Da şöyledir. O kredi kartı falan kullanmaz. Gittiğinde banklarda falan yatan bir adam. Yani o sokaktan beslenen bir adam. Kendi başına hani böyle deli divane gibi dolaşan, onu fotoğrafçı olarak kimsenin algılamadığı, görmediği yerlerde. O biraz enerjisini oradan topluyor. Yani çok böyle arabalara binen lüks tutkunu falan değil. Dediğim gibi tamamen banklarda yatan. Kredi kartını da seyahatler sırasında kolaylık olsun diye almış bir fotoğrafçı. Yani onun geçmişini hani şeyini okuduğunuzda değişen bir Kudelka yok yani. Kudelka ilk gün neyse şimdi de o. Muhtemelen iyi bir enerji buluyor ve onu da zaten insanlardan kaçarak. Yani insanlarla ne kadar içli dışlı olursanız o kadar çok enerjisi negatif olan insanları o kadar sizi yaşlandırabilir ki, öldürebilir ki. Kudelka bunu çözmüş bence. İnsanlardan uzak kalarak uzun yaşamanın sırrını bulmuş. Ben öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.